Bugün müziğe doymaya hazır mısınız? Montörde müzik çalacağım. Genelde montörlere koyulan hoparlörler teneke gibi ses çıkartır. Hatta kendime 20 liralık hoparlör alırım daha iyi dediğim oldu. Lakin bu sefer arkamda duran montör gümbür gümbür seslere sahip. Frekanslar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün çok uzatmadan insanı çevreleyen ses tonuyla dikkat çeken dünyanın ilk 2.1 ses kanal yapısına sahip oyun odaklı stüdyo monitörü 2780Q'yu inceleyeceğiz. Hazırsanız hemen frekans verelim. Dostlarım, bilgilendirici ve ürün hakkında izlenim sunan kutumuzun içeriği epey geniş. İçinden kumanda bile çıkmakta. Ek olarak kablolara ve kitapçığa da rastlıyoruz zaten. Uzaktan ayarlama imkanı sunan minik bir kumandamız var. Enerji tasarrufu noktasında monitörü kolayca açıp kapatabiliyoruz, girişler arasında geçiş yapabiliyoruz. Toplamda 3 ana parçadan oluşan monitörde plastik muhafazalı, metal mekanizmalı gövdemiz, hemen altında metal elle kolay monte edebildiğimiz ayaklık var. Ürünü 5 dakika içerisinde hazır hale getirebildim dostlarım. Bunda arka bağlantı mekanizması çok yardımcı oldu. Nedense sabit vidalar bana çok pratik geldi. C-tipi bağlantı ve güncel görüntü girişleri olan monitörümüz elime aldığım ilk anda malzeme kalitesini konuşturdu zaten. Arka kanala geçtiğimizde metal perdeli ses kanalı hemen dikkat çekiyor zaten. Toplamda 2+1 ses sistemimiz var. 5 wattlık subwoofer'dan oluşmakta. En güzel yanı da dijital sinyal işleme birimiyle gelmesi. Monitörlerde DSP'yi görmüyoruz bile. Adamlar bunu bile düşünmüş. Yani sese derinlik ve duygu katmak istemişler. Dostlarım, monitörün arka kanadını biraz ince bulsam da yan çerçeveler bana kalın geldi. Ürünün ön tarafında da ses kanallarımız mevcut. Ve kumanda kontrol haznesiyle birlikte bana birazcık kalın geldi. Nedense bu kısım tasarıma hantallık katmış. Yüksekliği ve sağa sola dönüşleri ne yazık ki monitörde ayarlayamıyoruz. Sadece yukarı ve aşağı eğim çalışmakta. En çok da ses tekeriyle gelmesi hoşuma gitti. Kolayca ses şiddetini ayarlayabiliyoruz. Bununla birlikte tasarım daha çok equalizer olarak güçlendirilmiş bir yapıda. Pürüzsüz yüzeye sahip monitörde genel olarak stüdyo ve iş odaklı bir tasarım hakim. Fakat oyuncular için birazcık sönük kalmış. Tasarım noktasında özellikle malzeme kalitesini çok başarılı buldum. Fakat tasarımın hareketli olduğunu söyleyemem. Benim için daha çok sizlerin düşüncesi önemli. Şimdi dilerseniz frekansı birazcık daha yükseltip hemen müzik açalım. Hoparlör ses şiddeti inanılmaz yüksek, odayı fazlasıyla besler. Ses karakteri majör bir yapıda, hem vurgulu hem de derin. Fakat az da olsa hafif boğukluk hissini sizler de sezinlersiniz. Çünkü basslar epey ön planda. Bunu da equalizer'dan live ve oyun ayarlarını seçerek aşabilirsiniz. Dostlarım, ses karakterini beğendiğim ilk ve en güçlü monitör oldu diyebilirim. Gelelim genel performansa. 144 Hz 2.5K IPS panel monitörün gecikme süresi 5 milisaniye. Bu monitör yüksek kontrast oranlı ve yüksek tazeleme oranına sahip. Parlaklık seviyesini yeterli buldum. Mat ekranımızın ışığı yansıtma hacmi standart bir düzeyde kalmış. Açı performansına geçecek olursak da 90 derecenin üzerine çıktığımda görüşteki canlılık hafif de olsa yerini ekrandaki parlaklığa bırakıyor. Yüksek yenileme oranına sahip monitörde yaptığım testlerde giriş gecikme süresi bana yüksek gelmedi. Oyunlarda rahatlıkla kullanılabilecek bir potansiyeli var. Burada daha çok FreeSync desteği, oyunlara has ekran profilleri ve karanlık alanları aydınlatma özelliği devreye girmekte. Özellikle Gamer 2 yüksek kontrast oranlı ve RPG RTS gibi oyunlar için ideal. Mesela LoL ve Dota gibi. Göz koruma özelliğiyle gelen monitördeki keskinlik ayarlarını pek efektif bulamadım. Bununla birlikte HDRI teknolojisiyle gelmekte.
yani akıllı HDR teknolojisi. Oyun ve sinemaya göre şekilleniyor. Renk derinliği hiç de fena sayılmaz ve en azından tek tuşla aktif edebilmemiz hoş. Bu monitörde beni daha çok renklerdeki keskinlik ve genel canlılığı etkiledi. Aynı zamanda gündelik işler ve Photoshop gibi noktalarda da iş görecektir. Testlerde siyah homojenliğini biraz zayıf bulsam da genel olarak nokta aralığı ve renk doygunluğu hoştu. Oyunlardaki performansına geçecek olursak da yırtılma ve dikkat dağıtıcı bir durumla karşılaşmadım. Aksine hoparlördeki derinlik beni daha çok oyunun içine çekebildi. Dostlarım, aşırı hızlı sahnelerde sizi yarı yolda bırakabileceğini düşünmüyorum. Sonuç olarak akranlarına göre en büyük avantajı renklerdeki keskinlik ve hoparlörü diyebilirim. Tabi kumanda ve equalizer ayarı da cabası. Fakat şöyle bir gerçek var. 3000 TL civarı satılan aynı segmente sahip monitörler de var. Rekabet noktasında fiyatı birazcık yüksek buldum açıkçası. Muhtemelen çoğu kardeşimiz tercih ederken bunu göz önünde bulunduracaktır. Tabi şunu da unutmayalım. Kimisine göre şu şekilde cazip gelebilir. 2+1 ses sistemi almak yerine tercih eder. Son olarak artı ve eksileri de şöyle yerleştirelim ki tercihi her zamanki gibi sizler dostlarımıza bırakalım. Ben elimden geldiğince dürüstçe her türlü detayı göz önüne serdim. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Paylaşıp destek olmayı da unutmayın. Vallahi paylaşmazsanız renk gamutunuzla oynarım ona göre.